Euzu billahi semi'il alimi mineşşeytanirracim. Rabbi euzu bike min hemazati şeyatin ve euzu bike Rabbi en yahturun. Bismillahirrahmanirrahim. Kul euzu bi rabbin nas, melikin nas, ilahin nas, min şerril vesvasil hannas, ellezî yuvesvisu fî sudurin nas, minel cenneti ven nas. Sadakallahu lazim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Esselatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Vafu anna, vafir lana, verhamna ente mevlana, fensurna alel gavmil kafirin. Alel gavmil kafirin, vel munafikin, vel murtettin. Rabbi şrah li sadri, وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا وَفَهْمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ. Bugünkü yine akaid dersi. Bu sefer Kur'an-ı Kerim'de, yani Kur'an ayetlerine göre şeytanları ele alacağız, değerlendireceğiz. Bugün konu şeytanlar olduğu için şeytanlardan konuşurken de şeytanlardan Allah'a sığınmak maksadıyla Nas suresini okumuş oldum. Okumuş oldum ki konuşurken şeytan vesvese verip dilimi sürçtürmesin. Dilimi sürçtürmesin, yanlış konuşturmasın ki bunu seve seve yapar. Hele bir insan haktan bahsediyorsa, hakkı anlatıyorsa onların üzerine gelir, anlatırken hep onun anlattığını bozmaya çalışır veya dinleyende yanlış anlaşılmaya sebep olabilir. Nitekim ayetlerin bile bazı ayetlerin okunurken şeytan dinleyenlerin kulağına yanlış anlama vesvesesi vermiştir. Onun için tarihte şeytan ayetleri diye bir hadise vardır. Yani şeytan, tabii onun işi vesvese vermek. İnsanların fî sudûrin nâs, vesvese vermek. İnsanları yanıltmaya çalışmak. Başka bir gücü yoktur. Yani şeytan böyle eline veya hani bazı hani batının şeyine göre, fantazisine göre şeytan ne yapıyor? İnsanlara saldırıyor, işte onlara cismani, yani böyle efendim şey şeyle saldırıyor, yani tutarak, yapışarak onlara zarar vermeye çalışıyor. Halbuki bizim anladığımız şeytan vesvese verir. Vesvese verir. Şimdi insanın psikolojisini bozmaya çalışır. Böyle kendine göre hünerleri vardır. Surede not edelim. Burada okuduğum surenin manası bu. Bismillahirrahmanirrahim. Kul e'udhu bi rabbin nas. De ki Resulüm, ben insanların Rabbine sığınırım. Daha nedir o Allah? Melikin nas. İnsanların padişahıdır. İlahin nas. İnsanların ilahıdır. Yani insanların ibadet ettiği ve ibadet etmekte hiç ortak tanımadığı bir varlıktır. Peki neden sığınırım? Min şerril vesvesil hannas. Hannas olan şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Hannes bir tefsirde, Nas suresinin izahında Hannes kaçan demek. Yani Allah'ın ismini duyduğu zaman kaçıyor böyle. Suratla kaçıyor. Peki onun özelliği nedir? Ellezî yuvesvisu fî sudûrin nâsi. O şeytan, o Allah'ın ismini
mesela Allah'ın ismi derken hani ezan, Kur'an-ı Kerim gibi Allah'tan, kitaptan bahsedilen yerlerden şeytan kaçmaya başlar. Orada rahat edemez. İşte zaten cinnilerin de şeytandan, cinnilerin de şeytanların da melekten korkmaları bu sebepleydi. Melekler nuru ilahiden yaratıldıkları için şeytanlar ve cinniler meleklerden korkarlar. Yani o nura dayanamazlar. Bu şeytan vesvese, vesvese veriyor fi sudurin nasi, insanların gönüllerine. Sudur burası. Yani Brust, Almanca'da Brust, Bereich. Oraya vesvese veriyor. Yani şu arka taraftan, sırttan kendine mahsus onun bir şeyi var, böyle borusu. Onu takıyor. Biz fark edemiyoruz onu. İnsanın kalbine, kalbin anlayacağı şekilde bir vesvese veriyoruz. Yani kulağımızı duysak anlayamayız ama kalp anlıyor. Evet. Peki bu şeytan, nedir veya kimdendir? Hangi cinstir bu? Minel cinneti, cinnilerdendir. Yani şeytanın cinnilerden olduğunu bu ayet-i kerime ispat ediyor. Daha kimlerdendir? Şeytan ve nâsi insanlardandır. Yani şeytanlar cinnilerden olabilir, insanlardan olabilir. Hatta yani cinni, şöyle diyelim, cinni şeytan, Euzü Besmele çekersin. Allah'ı zikredersin, ezan okursun, o kaçar senden. Ama şeytan insanlardan olunca, o seninle devamlı olacağı için, sana tesir edeceği için, sana vesvese vereceği için, akıl fikir vereceği için ondan kurtulmak çok zordur. Onun için arkadaşa dikkat etmek lazım. Şimdi bizim konumuz olan şeytanlar, Kur'an-ı Kerim'de sözlükte uzaklaşmak, haktan ve hayırdan ayrılmak anlamındaki şaddane, yani şığın tığ ve nun harfleri şaddane veya öfkesinden yanıp tutuşmak manasındaki şene, yani şığın ye ve nun, ki bu şeyeni de şanedir, şanedir. Şahanedir. Efendim bu şın, ye ve nun diyor ama bu aslında tı harfi olması lazım. Yani şın, ye, te, sonuna da elif, nun geliyor. Elif, nun harfleri zaten hep sait harflerdir. Sonradan gelen harflerdir. Onun için şeyyate, şeytane olur. Mesela ramada fiilinin ramadane olduğu gibi bu da şeyata, şeytani olur. Çünkü tı harfi sonradan gelen bir harf değildir. Kelimenin aslındandır. Zaten birincisinde de tı var. Burada da tı olması lazım. Bunu da böyle düzeltmiş olalım. O kadar selahiyetimiz olsun. Kitapta böyle düzeltmeler yapacak kadar. Evet. Birinci şeytan kelimesinin yapılışı. Çünkü Arapçada fiiller ya üç harflidir ya dört harflidir. Yani ya sülasidir, sülasi üç harfli fiiller demek. Mesela faale, nasara, ya da dört harflidir. Mesela faalele, zerzere, deptebe, dört harfli. Diğer, şimdi bir bu altı şeyde var, sülasi de var, yedi. Diğer 20 tane bab da bu 7'sinden üretiliyor. Yani harf ilave ediliyor, işte şöyle oluyor, böyle oluyor. 35 tane İmam Zemahşeri Hazretleri'nin bina kitabına göre 35 tane bab var. Bu şekilde. Yani bu şatane birincisi, ikincisi de şe, ye, ta, tı harfi olması lazım burada. Kökünden türediği ileri sürülen şeytan kelimesi hayırdan ve rahmetten uzaklaşmış yaratık, yanıp helake maruz kalmış varlık demektir. Şimdi aklıma da geldi.
bu ders videosunu çekerken böyle işte diğer sosyal medya için böyle dikey videolar çekiyoruz. Onlarda yazılar gözükmüyor. Sadece konuşan gözüküyor. Eğer dersi kitaptan yani YouTube'dan takip etmek isteyenler oradan takip edebilir. Orada kitabın metinleri var. Yani düzeltmeler de var. Efendim kalemle işaretliyoruz. Bunu da böyle bilmiş olun. Oradan takip edebilirsiniz. Ama sadece ses duymak isteyenler bu dikey videodan yani dikey hani cep telefonu formatında buna dikey video denir. YouTube formatında olanlara da yatay video denir. O geniştir, daha geniştir. İşte ne bileyim 4K'dır mesela. 1920 1080 misal yani şeyi çözünürlüğü ekranın telefonda da ne olur şey olur yani dikey yani üst kısmı daha dar olur aşağıya doğru uzun olur ona dikey video deniyor yani vertikal birisi horizontal aynı anten bilgilerinde de var yani horizontal, vertikal bilgileri var. Aynı onun gibi dikey videoda yazı gözükmediği için YouTube'dan takip edebilirsiniz isterseniz. Orada kitabı da gösteriyoruz. Evet, aynı video aynı anda hem dikey hem yatay çekebiliyoruz. Yani teknoloji o kadar ilerledi. Evet, böyle de bir hatırlatma yaptıktan sonra işte şeytana olmuş diyor. Şeyyene de şeyata da şu tı harfi şeyyene şeyata tı harfi yapıyorum şunu böyle bu da tı'dan sonra bir elif gelmiş bir nun gelmiş şeytane olmuş şeytane olmuş ya tı harfi mecbur olması lazım çünkü Arapçada zayit harfler vardır sonradan bir kelimeye bitişen bunlar vav ye elif nundur. Vav, ye, elif, nun. Dört tane. Evet. Ahirine bitişen. Neyse, şeytanı ifade etmek için kullanılan iblis kelimesi ise eblese kökünden türemiş bir kelime olup sözlükte hayırsız olmak, hüsrana uğramak, şaşkınlığa düşmek, ümitsiz kalmak anlamlarına gelmektedir. Evet, iblis böyle hani bazı insanlara kızarken böyle sinirle yani bazı yaşlılar, yaşlı nesil onu daha iyi bilir. Böyle iblis diye kızarlar. Yani iblis gibisin, kimseye hayrın yok falan gibi kızarlar. O bu eblese fiilinden gelmektedir yani. Eblesenin de aslı belesedir. Üç harfli oluyor ya fiiller. Belesedir. Evveline bir hemze gelmiştir. Eblese olmuştur. Yani beleseden ifal babına intikal etmiş, eblese olmuş. Kelimenin türediği fiil kökünün şeytanın özelliklerini nitelemesinden dolayı iblis şeytanın özel ismi olmuştur. Çünkü iblis Kur'an-ı Kerim'de de geçiyor. Kur'an-ı Kerim'de de iblis diye geçiyor. Yani şeytan geçiyor, iblis geçiyor. Efendim, zaten burada 59 numara dipnotta Rahman suresi demiş. Yani doğru baktıysa 58 pardon. Kehf suresi 50. ayet. Evet. İblis ise cinlerdendi. Yani İblis cinlerdendi. Kâne minel cinni onun şeyi, Arapça metni. Kâne minel cinni işte Rabbinin emrinin dışına çıktı. Onun emrine itaat etmedi. İsyan etti. Ne oldu? Huzurdan kovuldu. Yani İblis cin diye bildiğimiz varlıklardandır. Bir insan dese ki cinler yoktur ama iblis vardır. İblis ise farklı bir şeydir dese Kur'an-ı Kerim'in bu ayetine itiraz ettiği için, inkar ettiği için Allah muhafaza kıpkızıl kafir olur. Çünkü Kur'an-ı Kerim'in bir ayetini, çünkü bu apaçık bir ayet, yoruma hiç gerek olmadan anlaşılıyor. Müteşabih bir ayet değil bu. Bu muhkem bir ayet, sağlam bir ayet yani. Yani yoruma, işte tefsire, tevile gerek olmayan bir ayet. Bunu inkar eden ne olur? Dinden çıkmış olur maazallah. İşte bu ayet-i kerimede de işaret edildiği gibi
cin taifesinden olan iblis onlar gibi ateşten yaratılmıştır. Evet. Şimdi Hazreti Adem babamızın yaratılmasına geliyor. Hazreti Adem'in aleyhisselam yaratılmasından sonra Allah Celle Celaluhu melekleri ve cinnileri ona saygıya ve üstünlüğünü kabule çağırmıştır. Fakat iblis Adem'e secde etmeyi reddederek Allah'a ilk isyan eden varlık olmuştur. İblis bu anlamda şeytanların öncüsü ve atasıdır. Yani Adem aleyhisselatu vesselam ilk insan olduğu için insanların yani hani diyorlar ya hani başka yerde de insanlar var. Daha önce de insanlar gelmiştir. Olabilir. Ama biz insan türünün babası kimdir? İlk insan Hazreti Adem'dir. Şeytanların da babası kimdir? Hazreti Adem'in düşmanı olan iblistir. Ve onun tabii nesli vardır. Onun da çoluğu çocuğu vardır. Çoğalmıştır. Onlar da insanların düşmanıdır. Yani herkesin yanında görevli bir iblisi, bir şeytanı vardır. Onun için Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem benim şeytanım bana iman etti buyurmuşlardır. Evet. Şeytan kelimesiyle özel anlamda iblis, genel anlamda ise onun temsil ettiği kibir, isyan, azgınlık gibi bir takım kötü nitelikleri kendinde taşıyan insan ve cin türünden birçok varlık ya da vasıf kastedilir ki bunlar da şeytan olarak sembolize edilir. Bu açıdan iblis tek olduğu halde Kur'an'da birçok yerde şeytanlar şeklinde ifade edilmektedir. Şeytanın varlığı Kur'an ve hadislerle kesin olarak sabittir. Evet, şimdi Bakara suresi apaçık bir ayet. Yani şeytanın yaptığı hareketi anlatan. Estağfirullah, Bismillahirrahmanirrahim. Ve iz kulna biz demiştik lil melaiketi, meleklere. Demiştik. Ne demiştik? Üscudu li Adem'e. Üscudu li Adem'e. Siz Adem için secdeye varın. Secdeye varın. Adem'in karşısında secde yapın. Hemen şuradaki F harfi bakın. Fesecedu. Buradaki F harfi hemen der demez o işi yaptıklarını gösteriyor. F harfi öyledir. Takip içindir yani. Bir şey söylendiği zaman hemen onu takip eden bir fiil vardır. Onu o zaman F gelir. Fiilin başına. Ama illa iblis ise bu emre uymadı. İblis ise bu emre uymadı. Şimdi burada iblise diye şey var, bakın bu fethadır. Buradaki illa istisnai muttasıldır. Yani iblis de meleklerin arasında cinniydi ama meleklerin arasına karışmıştı. Hatta onların hocası, imamı olacak duruma gelmişti ilim ve irfanda. Onun için illa burada iblise diye gelmiş. Yani iblisi olsaydı o zaman meleklerden ayrı bir varlık olması gerekirdi. Evet. Buna istisnai muttasıl deniyor nahiv ilminde. İstisnai munfasıl olursa o zaman iblisi olur. O zaman meleklerden ayrı yani hem o gruptan olmayan bir varlık anlamına gelir. Hem yaratılış itibariyle aynı olmayan anlamına gelir. Peki ne yaptı bu iblis? Eba hemen Eba yüz çevirdi. Hemen yüz çevirdi. Efendim, vestekbera kibirlendi. Yani kebura büyük oldu. Sonra işte istekbera'dan geliyor bu. Kebura üç harfisi kebir yani kebura. Efendim, istekbera kibir büyüklük tasladı anlamında da kullanılır. İstekbera kebirlendi demek. Kibirlendi. Kendinde bir şey gördü, varlık gördü. Kendisinde bir varlık gördü. Yani bunu Hochmut diyorlar. Almanca'da Hochmütig. Yani kendini Hazreti Adem'den daha değerli gördü.
ve kâne minel kâfirîn. Yüz çevirdiği için ve kibirlendiği için böylece bu şekilde ne oldu? Kafirlerden oldu. Yani iblis, efendim, tabi iblis olmadan önceki adı Azazil'di. İblis bu kafir olduktan sonraki hali, ona iblis denildi. Onun için bazıları der ki işte şeytan derler, hani semadan düşmüş melektir derler. Öyle bir şey yoktur. Şeytan cin tayfasındandır. Huzurdan kovulmuştur. Kafirlerden olmuştur. Bunu böyle kabul etmek gerekir. Çünkü baş düşmanımızdır. Ayetten de anlaşıldığı gibi Allah'a itaat ve ibadet edip melekler arasında katılan iblis, asabiyet duygusuyla hareket edip kendisinin ateşten, Adem'in ise topraktan yaratıldığını ileri sürerek Allah'ın Celle Celaluhu emrine karşı gelmiştir. Gurur ve kibre kapılıp kafirlerden olmuştur. Hatasını anlayıp tevbe ederek suçunu affettirme yoluna da gitmeyince itaatsizliği ve kibri yüzünden Allah'ın lanetine uğrayarak katından kovulmuştur. Bu konuda Araf suresinde de 11-18 ayet-i kerimeler var. Tefsirden ilgi duyanlar bakabilir. Yani orada biraz daha Bakara suresinden biraz farklı şeyler de yazıyor. Yani daha farklı değil de daha detaylı şeyler yazıyor. Oradan isteyen bakabilir. Tabi şöyle anlatırlar. Musa aleyhisselam büyük peygamberlerden, kendisine kitap verilmiş, Tevrat verilmiş. Ama melek vasıtasıyla değil, Tur-i Sina'da direkt bizzat Allah-u Teala tarafından kendisine şeyler, levhalar verilmiş yani. Tevrat adı altında. Onun emir verilmiş, levhalar verilmiş. İşte böyle zaman zaman Tur-i Sina'ya gidiyor konuşmaya, Allah'la konuşmaya gidiyor. Bir gün bunun karşısına çıkmış iblis. Demiş ki ya Musa, biliyorum Allah'la konuşmaya gidiyorsun. Bir soru ver demiş, yani hani benim de affım mümkün müdür? Beni affeder mi? Hani herkese öyle ya, kullarına vaat ediyor, affedeceğim falan, tevbe edeni pişman olur, affederim. Acaba diyor, beni de affeder mi? Bir soru ver diyor. Tabii diyor, sorarım diyor. Çünkü o bir peygamber, yani kendisine gelen bir soruyu reddedemez. Onu mecbur götürmesi, onun vazifesi o. İnsanları ve cinnileri irşad etmek. Götürüyor tabii talebi. Şöyle cevap alıyor Musa aleyhisselam. Ben onu diyor bir şartla affederim. Yani bakın affetmem de demiyor. Affederim. Peki ne olacak? Gidecek diyor. Hazreti Adem'in kabri. Hazreti Adem'in kabrinin başına gidecek. İlk emrim geçerli diyor. Yani kabrinde yatan Adem'e secde edecek, onun büyüklüğünü kabul edecek, ondan sonra affederim diyor. Bunu bildirdiği zaman Hz. Musa, şeytan hemen alevleniyor, yine kibirleniyor. Öyle şey mi olur diyor. Ben onun dirisine secde etmedim ki ölüsüne secde edeyim diyor. İnadında devam ediyor. Evet. Şimdi şeytan ateşten yaratıldı. Yani onun cinniler gibi ateşten yaratıldığı için onun ateş unsuru, yani ateş elementi daha çoktur. Şeytan insanı kızdırır. Kızdırdığı zaman insanın vücudunda bir hararet oluşur. Onun için Resulullah Efendimiz sizden biriniz kızdığı zaman gitsin abdest alsın buyuruyor. Çünkü abdest ne yapar? Vücudun hararetini alır. Veya oturuyorsa, şey, ayaktaysa otursun. Oturuyorken sinirlenirse, gadaplanırsa diyor, o da uzansın diyor. Yani bir müddet sakinleşsin. Şeytanın vesvesesine mağlup olmamak için. Evet, şimdi
Bir başka ayet-i kerime 62 Araf suresi. Burada demiştik 11-18 son ayeti vermiş. Şeytana buyuruyor ki Hazreti Allah Gale Hazreti Allah buyurdu. Uhruc minha sen o cennetten çık. Çünkü şeytanın melun olmadan, iblis olmadan, azazılken çok sirayetleri vardı. Yani istediği yerde, yeryüzünde, semada, cennet, cehennem her yere gidebiliyordu. Her yeri istediği zaman görebiliyordu. Tabi cennette de onları kandırdı. Hazreti Adem ve zevcesi Hazreti Havva. Ondan sonra Cenab-ı Hak ondan cennete girme selahiyetini elinden alıyor. Diyor ki, uhruc minha sen o cennetten çık. Ne olarak? Mez'ûmen, mez'ûmen, yani yerilmiş böyle hani zemmedilmiş, böyle aşağılanmış olarak, aşağılanmış olarak, daha medhuren, işte kovulmuş olarak çık. Ve lemen, ol bir kimse ki tebiake sana tabi oluyor. Yani gerek insanlardan, gerek cinilerden sana tabi oluyor. Minhum. Onlardan. Le'emle'enne cehenneme minküm ecma'in. Sizin diyor hepinizi cehenneme atacağım, cehenneme dolduracağım. Böyle şeytana söylüyor Cenab-ı Hak. Cennetinden kovuyor yani. Tabi burada bir not var. Değerlendirelim. Arada da saate bakalım. Şeytan kelimesi sadece iblise özel bir isim değildir. Azgınlık, kibir ve Allah'ın rahmetinden kovulmak şeytanın temel vasfıdır. Azgınlık, bakın azgınlık, kibir ve Allah'ın rahmetinden kovulmak şeytanın temel vasfıdır. Bu vasıflar ibliste karakter haline gelmiştir. İnsanlardan ve cinlerden aynı vasıfları taşıyanlar da Kur'an'da şeytan olarak adlandırılmıştır. Yani o en sonki ayet Kur'an-ı Kerim'de minel cinneti ven nas. Evet, siz de diyor aşağıdaki ayeti okuyarak arkadaşlarınızı değerlendiriniz. Şu ayet-i kerime. Böylece biz her peygambere insan ve cin şeytanlarını düşman kıldık. Yani hem insan şeytanları hem de cin şeytanları peygambere. Yani peygamberlerin ve peygamberlerin varisi olan ulemanın yani değerli kıymetli alimlerin hem insanlardan hem de cinnilerden düşmanları vardır. Yani sadece cinniler değil, insanlardan da düşmanları vardır. Onun için bir insanın hiçbir düşmanı yoksa, bir alemin hiçbir düşmanı yoksa veya kayda değer bir düşmanlık yaşamıyorsa o mutlaka ve mutlaka münafıktır. Neden? Çünkü herkese yaranmak için her kılığa giriyordur da ondan. Yani insanın düşmanı olacak. O insanın kalitesini belli eder. Çünkü her insana kendini sevdiremezsin. Ama illa da sevdireceğim diyorsan bilmem kaç takla atman lazım. İşte buna da münafıklık denir. Böyle şeyler alimlere yakışmaz. Efendim işte ya bizi televizyona çağırıyorlar. İşte insanları kızdırmayalım. İnsanların anlayacağı şekilde, onların hoşuna gideceği şekilde konuları anlatalım. Bunlar nifaktır. Bunlar insanın dinden eder. Allah muhafaza. Yani bir alimin mutlaka düşmanları olması lazım. Oradan anlaşılır onun kalitesi. Ayet-i Kerime bunu anlatmaya çalışıyor. Bunu anlatıyor yani çalışmıyor da ben öyle izah etmeye çalışıyorum. Ayet-i Kerime anlatmaya çalışmaz. O anlatır. Biz onu açıklamaya, izah etmeye çalışırız. Gücümüz yettiği kadar. Yani haşa Cenab-ı Hak muradını anlatmaktan aciz değildir. İşte bunlar diyor aldatmak için birbirlerine yaldızlı sözler fısıldarlar.
İşte yaldızlı sözler. Ne yapıyorlar? Efendim, yaldızlı sözler. İşte yani böyle duyuyorsunuz. İnsanların hoşuna gitsin diye böyle yaldızlı sözler. İşte namaz yok, zekat yok, şey yok, şu yok, bu yok. İşte Kur'an-ı Kerim bize yeter, hadis yok. İşte ölülere Kur'an okunmaz falan. Halbuki ölülere niye Kur'an-ı Kerim okunmasın? Efendimiz ne buyuruyor? Ölülerinize Yasin-i Şerif okuyun diyor. Yani boşuna dememiş. Evet. Evet, yani insanların suyuna gitmek için böyle yaldızlı şeyler, sözler fısıldarlar. Rabbin dileseydi onu da yapamazlardı. Demek ki bu Allah'ın iradesi. Yani peygamberlerin ve peygamberlerin varisi olan alimlerin, onların mutlaka düşmanları olacak. Rabbimiz öyle diliyor. Yani çünkü o alimde bir makama gelmesi lazım. O da işte dünyanın sıkıntısını çekmekle oluyor. Böyle bedavadan terakki etmek, makam kazanmak yok. Ne diyor? Artık onları uydurdukları şeylerle baş başa bırak. En'am suresi. Şimdi Allah'ın huzurundan kovulan iblis, kıskançlık ve bencilliğin verdiği düşmanlıkta insanoğluna karşı kıyamete kadar sürecek mücadelesi için Allah'tan süre istemiş ve cezası kıyamete kadar ertelenmiştir. Öyle ki yemin ederim ki eğer beni kıyamete kadar yaşatırsan pek azı dışında onun neslini, yani Hazreti Adem'in neslini kendime bağlayacağım. Tabii ki şimdi şeytan kıskanıyor. Yani haset ediyor. Bir toprak diyor ateşten nasıl daha üstün, daha değerli olabilir? Ben diyor toprak, ateş diyor toprağın üzerinde olur devamlı. Bu diyor nasıl olur diyor. Onun için haset ediyor Adem Aleyhisselam'a, insanoğluna, Adem oğullarına yani haset ediyor. Ben diyor onları kendime bağlayacağım. Tabii bir de insanın yaratılıştan zafiyetlerini onu da biliyor şeytan. Onu nasıl kandıracağını da biliyor. İşte kimini parayla, sermayeyle, kimini efendim kadınsa erkekle, erkekle kadınsa, yani erkekse kadınla, yani bazı insanlar öyledir, herkes değil tabii. Yani karşı cinse mutlaka bir zafiyeti vardır. Kimini öyle kandırır, kimini makamla kandırır, kimini koltukla kandırır efendim. Hani burada kimse üzerine alınmasın. Böyle şeytan kandırır. Bu ayeti kerimede belirtildiği gibi insanları doğru yoldan saptırıp kendi yoluna döndüreceğine dair yemin etmiştir. Bu mücadelesine ilk olarak Hazreti Adem ve eşi Havva'yı yanıltarak hata işlemelerine sebep olmuştur. Evet, burada bir grafik var. Şimdi bu mavi, işte turuncu. Bunları boşluklara dolduracağız. Bakalım hangisi doğru, hangisi yanlış. Birincisi, yaratılışını ve kendini üstün gördüğü için şeytan nedir? Üstünlük zaten tek kelime üstünlük kibirdir. Buraya kibirli yazabiliriz. Şuraya kibirli. Evet. Sonra hatasında ısrar edip tövbe etmediği için ne diyoruz buna? Yani ısrar kelimesi size bir şeyler söylemesi lazım. Şunu da işaretleyeyim. Üstünlük, ısrar. Nedir ısrar? Yani bir şeyden kolay kolay vazgeçmemek, inat etmek nedir? İnatçılıktır. Şeytan inadı. Üçüncüsü, Hazreti Adem'in Allah katındaki konumunu kabullenemediği için nedir? Hasuttur. Yani haset eder. Buna da kıskançlık deniyor. Bu da kıskançlık.
Sonra bütün insanlara düşmanlık beslediği için nedir bu? Düşmanlık beslemek. Yani insan birine öfke duyabilir, kısabilir. Zaten İslam'da düşmanlık veya işte küslük 3 gündür. 3 günü geçmemesi lazım. 3 günden fazla olursa bu kine giriyor. Kine girdiği zaman kin ve din bir arada olmaz. Onun için kini bırakacağız, dine devam edeceğiz. Bu da sonuncusu nedir? Kinciliktir. Yani kin düşmanlığın neticesidir. Evet. Bunlar da böyle şeytanın vasıfları. Evet. Şeytanın insanın baş düşmanı olduğu Kur'an'da birçok ayette belirtilmiştir. Evet, şurada sağdaki not edelim karesinde, yani dikdörtgeninde ne diyor? Yasin suresi 60. ayet. Yani orada diyor ki Estağfirullah وَمْتَازُ الْيَوْمَ اَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ Ey günahkarlar, siz bugün şöyle bir ayrılın bakalım. Bir imtiyaz edin, yani bir kenara ayrılın. Hani iyilerle kötüler, günahkarlarla salih amel işleyenler, onlar bir ayrılsın. Bir arada haşrolunmasın. Siz bir ayrılın. Ondan sonra onlara hitaben, yani mücrimlere, eyyuhel mücrimun dedi ya, mücrimlere, günahlara dalmış olarak ölmüş olanlara, yani azar, en azından azar işiteceklere ne buyuracağım? Yasin suresi 60. ayet. Elem ahad ileyküm ya beni Adem'e en la ta'budu şeytan innehu lekum aduvun mubin ve en ya'buduni hâbe sırâtı müstakim. İşte ben diyor size Kur'an-ı Kerim'de Yasin suresinde böyle bir, hatta bu şeydir, iki ayettir yani. En ya'buduni hâzâ sırâtı müstakim. Bu ondan sonraki ayettir, iki ayettir. Neyse fark etmez. Yani böyle ayetler gönderdim, siz beni niye dinlemediniz, şeytana uydunuz gibi orada onlara seslenecek. Sonra başka bir ayet-i kerimede şeytanın düşmanlığından bahsederken Allah'ın size rızık olarak verdiğinden yiyin de şeytanın adımlarına uymayın. Çünkü o sizin için apacık bir düşmandır. Bu da 64 neymiş? En'am suresi. Onun için insanları aldatmak, şüpheye düşürmek, kötü işleri güzel göstermek, işte yasak olan içki, kumar, fuhuş gibi eylemleri sevdirmek gibi bir takım hile ve tuzaklara başvurur. İşte şeytanın hakimiyeti sadece onu dost edinenler ve Allah'a ortak koşanlar üzerindedir. Yani şeytan insanlar üzerinde normalde, hele hele müminler üzerinde hiçbir hakimiyeti bulunmaz. Zaten yaklaşamaz. Onun ibadetinin, ezanının, namazının, Kur'an'ın nurunda şeytan ona yaklaşamaz. Zaten ilk ezan duyduğu zaman kaçıyor. Gerçek şu ki şeytanın inanan ve yalnız Rablerine tevekkül eden kimseler üzerinde bir hakimiyeti yoktur. Biraz şöyle zamanı hızlandırmak için aşağıya doğru gideyim. Şimdi derse başlarken Euzubillahimineşşeytanirracim demiştim. Bu tabi bir ayete bağlı olarak söyleniyor.
Öyle hani kimse diyemez bu Kur'an-ı Kerim'de var mı, niye böyle söylüyorsun diye. Çünkü Cenab-ı Hak Nahl suresinde buyuruyor ki, hani suretün Nahl. Nahl nedir? Bal arısıdır. Bal arısı suresinde Fe izâ qara'tel Kur'âne festaiz billahi mineşşeytanirracim. Onun için ya euzubillahimineşşeytanirracim denir ya euzubillahissemîilalimineşşeytanirracim denir veyahut da estaizübillah denir böyle kısaca bir ayetten önce. O zaman onun ayet olduğu anlaşılır. Dinleyenin zihninde ayet olduğu anlaşılır. Sen diyor Kur'an-ı Kerim okumayı murad ettiğin zaman, yani Kur'an'ı okumaya başlayacağın zaman racim olan şeytandan diyor Allah'a sığın. Allah'tan istiaze, yani Allah'a sığın, ondan şey iste. Yardım iste şeytana karşı. İnnehu leyse lehu sultanun alellezine amenu ve ala rabbihim yetevekkelun. Onu demin de söyledik. Şeytan için sultanın bir saltanat yoktur, yani hakimiyet yoktur. Kim üzerine ama? Şeytanın hakimiyeti yoktur. Alellezine amenu, müminler üzerine ve Allah'a güvenenlere üzerine, Allah'a tevekkül edenlere şeytanın saltanatı yoktur. Burada satanizmden bahsetmiş. Satanizm nedir? 19. asrın sonlarında Amerika ve çeşitli Avrupa ülkelerinde ortaya çıkan ve günümüze kadar düzensiz olarak da olsa devam ettirilmiş olan satanizm, şeytana tanrı diye tapınmak şeklinde de tanımlanabilir. Bu hareket, bütün dinlere ve dinlerin ortaya koymuş olduğu kutsal değerlere karşı bir başkaldırıyı temsil etmektedir. Dolayısıyla satanizm, şeytanın en önemli özelliği olan isyan, başkaldırı ve kötülüğü esas alarak dinin ve dini olan her şeyin karşısında, yani Allah'ın karşısında şeytanın ve onun temsil ettiği şeyin yanında yer alma hareketidir. Bu da bir ansiklopediden alınmış veya bir kitaptan alınmış. Satanizm, şeytana tapınmanın yeni adı, Ahmet Güç kaleme almış. Sayfa 253-254. Şimdi şeytan hakkında neler öğrendik? Onlara da bir göz atıp bu bölümü bitirmiş olalım. Birincisi, şeytan cinlerdendir ve ateşten yaratılmıştır. Şeytan cinlerdendir ve ateşten yaratılmıştır. 2. İblis, yani iblis denince tabi herkese de denilebilir ama iblis denince belirli o şeytan anlaşılıyor. O şeytanların atasıdır. Yani insanın nasıl Hazreti Adem atasıysa iblis de şeytanların atasıdır. Allah'a ilk isyan eden varlıktır. Adem'e aleyhisselam'a secde etmemekle Allah'ın hükmüne karşı gelerek lanetlenmiştir. Şeytan, kötülük, inkar, kibir ve gururun sembolü ve temsilcisidir. Dediğimiz gibi bu ateş elementi. Şeytan, insanoğlunun baş düşmanıdır. Şeytanlık kıyamete kadar süre verilmiştir. Ancak kıyamette o da ölecek. Sonra tekrar dirilecek. Ve cehenneme atılacak tabii ki. Şeytan insanın zaaflarından faydalanarak onu etkisi altına almaya çalışır. Dediğimiz gibi şeytan bakar, bunu insanın o insanın zaten
damarlarında dolaştığı için biliyor. Yani neye zafiyeti var falan biliyor. İşte dediğimiz gibi kimine para, kimine işte karşı cinsi efendim böyle şey göstererek, cazip göstererek, kimine koltuk sevdası, kimine saltanat, böyle şeyler yani. Kimine türlü türlü melanet, bu insanın meşrebine göre insanı zaaflarından faydalanarak onu etkisi altına almaya çalışıyor. Tabi Allah'ın salih kulları üzerinde onun bir etkisi yoktur. Şeytanla aynı özellikleri taşıyan insanlar da insan türünün şeytanlarıdır. Minel cinneti ven nas. Şimdi bir husus daha hatırlatalım. Şimdi şeytan şu şeyi biraz açıklamak istiyorum. Şimdi Türkçe'de bir ayeti bir orijinal metni açıklarken bazen tam anlaşılmıyor. Bunu orijinal ayet veya hadisten bir de dil gramatiğini, dil bilgisini, gramatiği kullanarak mana verdiğin zaman daha iyi anlaşılıyor. Şimdi şeytan bir ayet-i kerimede ve onun sonunda yani bir ayet son bölümünde diyor ki ben bu insanları yoldan çıkaracağım. Mana olarak söylüyorum. Yani mefhumu olarak söylüyorum. Birebir değil de mefhumunu yani anlaşılacak kadar. Ama diyor illa kimi sapıttıramayacağım. Bunu da biliyor bakın. İlla ibadekel muhlasin diyor bakın muhlasin. Muhlisin demiyor. Muhlis var bir de muhlas var. Şimdi muhlis ihlas. İhlas ama ihlaslı olmaya gayret eden, kendi gayreti ile ihlaslı olmaya çalışan kulları da şeytan eninde sonunda aldatabiliyor. Ama senelerce uğraşmış, muhlis olmuş, sonra bir ameller işlemiş, yani öyle bir amel işlemiş ki, bir dereceye gelmiş ki, o da işte Fecr suresinin sonunda diyor ya Cenab-ı Hak, hani ya eyyetü'n nefsül mutmainne, irci'i ila rabbiki, ey mutmainne olan, yani tamamen teslim olmuş, Müslüman olmuş olan nefis Rabbine dön diyor ya, işte o safhaya geldiği zaman bir kul muhlisken muhlas oluyor. Yani ihlas ona Allah'ın hibesi oluyor. Allah veriyor artık onun ihlasını. Onu işte şeytan azdıramıyor. Çünkü Allah ona o dereceyi veriyor. Ama muhlis olanlar da ayağa kayabilir, yolunu kaybedebilir. İşte efendim falanca işte şöyle iyiydi, böyle iyiydi. Tamam olabilir ama demek ki yeterli derecede iyi değilmiş, sonradan bozulmuş veya ayağa kaymış. Kimseye güvenmemek lazım. Çünkü kimsenin son nefesi garanti değildir. İnsan son gününe kadar abid olarak, muhlis olarak yaşar. Son anında maazallah kötü bir şekilde ahirete intikal edebilir. Allah korusun. Yani şeytanın şeyine, kumbarasına bir kişi daha yani mükafat olarak bir kişi daha girmiş olur. Öyle diyelim yani. Hani çocuklar bozuk para, küçükken kumbaramız vardı böyle tenekeden. O zamanlar yani. Veya kendimiz de yapabiliyorduk böyle bir delik delip demir para girecek şekilde. Sonra para attıkça kuruşlar işte 2,5 liralar vardı bizim zamanımızda. 2,5 liralar vardı. 1 liralar vardı. Onları attıkça tabii şey doluyor. Kumbara doluyor. Böyle salladıkça güzel ses çıkarıyordu o. Yani şeytan da ne yapıyor? Kumbarasına atılan böyle bozuk paraları yani imansız giden Allah muhafaza insanları ona mükafat gibi bunları gördükçe, çoğaldıkça bunları seviniyor. Bunu da sevindirmemek lazım. İşte ama bunun için muhlas olmak lazım. Sadece muhlis olmak yeterli değildir. Muhlas olmak için de tabii ihlası kendi kisbiyle uğraşarak
o yolda devam edip sonra Allah'ın inayetiyle, onun yardımıyla, işte onun bereketiyle diyelim, rahmetiyle, lütfuyla, keremiyle muhlas olduktan sonra, yani nefsi mutmainne olduktan sonra, tamamen Müslüman, mümin olduktan sonra ona şeytan dokunamıyor. Evet, bugün de şeytanla uğraştık. Tabi konumuz, yani meleklere ve gaybe, işte cinnilere, şeytanlara uymak konusuydu. Burada da bir vahyin nasıl olduğuna dair bir okuma parçası var. Hadisler ışığında. Bakın burada Buhari yazıyor. Bedül Vahy, vahyin başlangıcı. Böyle sorular var çalışmak için. Lan bu bölümü bitirmiş olalım. Sanırım bir dahaki peygamberlere ve kitaplara iman iki bölümü bir arada almış. Ve kütübihi ve rusulihi. Yani amentü billahi ve melaiketihi. Birincisi Allah'a iman, meleklere iman, kitaplara iman, peygamberlere iman, ahiret gününe. Bunun sıralaması şu demek: Allah'tan melek vasıtasıyla kitap peygambere geldi. Yani bu dört sıralama bu yüzden böyle yapmışlar. Hem tabii öyle öğrendik, dilimize daha akıcı geliyor öyle. Bir dahaki inşallah peygamberlere ve kitaplara iman olacak. Sayfa, bu PDF'ten takip etmek isteyenler için sayfa 87. Subhane rabbike rabbil izzati amma yasifun ve selamun alel murselin. Elhamdülillahi rabbil alemin.